Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sunar. Olay Sağlık Programı'ndan herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Evet, 13 Mart 2019'dayız ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bugün yine önemli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Çoğu zaman yorgunluk ya da soğuk algınlığına bağlayıp doktora gitmeyi ertelediğimiz ses kısıklığı, gırtlak kanserinden ses teli kistlerine kadar ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Uğur Dokuzlar ses kısıklıklarının nedenlerini ve yapılması gereken teknik ve tedavi yöntemlerini anlatacak bize bugün. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ses kısıklığı dedik ve ses kısıklığının sebebi nedir? Onlardan biraz bahsedelim. Bu gırtlak kanserinden ben biraz söz etmek istiyorum. O kadar çok sorun var ki hocam size bugün sormak istediğim. Ses kısılmasının en büyük düşmanı nedir? Hep bunları bugün program içerisinde sizinle konuşacağız ama kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben operatör doktor Uğur Dokuzlar, Medikana Bursa Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün bahsettiğiniz ses kısıklığı şanslıyız ki en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir bulgusu olarak karşımıza çıkan ve insanları oldukça korkutan bir bulgu. Ses kısıklığı üst solunum yolu enfeksiyonlarının dışında ses telinin yapısını bozan kistlerde, nodüllerde, onun dışında bazı durumlarda reflü hastalıklarında görebildiğimiz bir durum. Onun dışında maalesef kötü huylu gırtlak hastalıklarının bazen ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında ses telinin hareketini sağlayan sinirlerin fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak da zaman zaman ses kısıklıklarını görebilmekteyiz. Evet, yine biz hatırlatalım, 0224 alan koduyla 331-70-73'ten hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. İzleyicilerimize de buradan aktaralım. Hocam yine söyleyeyim, ben sormak istiyorum, ses kısıklığının sebebi nedir? En çok kimlerde görülür bu ses kısıklığı? Ses kısıklığı en çok sesiyle para kazanan insanlarda gördüğümüz bir durum. Sizler gibi sunucularda, şarkıcılarda, onun dışında öğretmenlerde, Türkiye'de imamlarda bunu çok görüyoruz. Pazarcılarda çok görüyoruz. Yani insan iletişimiyle işini yapan kişiler bunda çok ciddi olarak risk altında bulunuyor. Onun dışında sesi kötü kullanan kişilerde, mesela çocuklarda bunu çok görüyoruz. Kardeşleriyle sorunları olan, hırçın olan çocuklarda böyle çok fazla bağırmaya bağlı olarak da seste bozulmalar, ses kısıklıkları karşımıza çıkıyor. Peki hocam bunun sebepleri nelerdir? Yani her ses kısıklığı kötü huylu bir hastalıklara mı işaret? Ses kısıklığının biz süresine çoğunlukla bakıyoruz. Çoğunlukla yeni başlamış kısa süreli bir ses kısıklığı, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir nezle, grip, bir sinüzitin bulgusu olabiliyor. Ve sinüzitleri de etkiliyor yani bu durum. Tabii sinüzitlerde geniz akıntısına bağlı olarak ses tellerinde tahriş, ses kısıklığı yaratabiliyor. Onun dışında özellikle 3 haftadan fazla sürmüş ve hiç düzelmemiş ses kısıklığı varsa biz mutlaka ileri bir inceleme yapılması istiyoruz. Bu ileri incelemelerde bizim poliklinikte yaptığımız endoskopik muayenelerle başlıyor. Ses telinin yapısını biz bu şekilde değerlendiriyoruz, fonksiyonlarını görüyoruz. Bu şekilde sonraki tedavi ve tetkik planlamalarımızı yapabiliyoruz. Evet, daha çok böyle anneler ses kısıklığında işte dondurma yeme, ballı süt iç. Hep bunlar hocam doğru bir şey tespitler midir? Ses kısıklığının en önemli sebeplerinden biri üst solunum yolu enfeksiyonları ve sesin kötü kullanımı olduğu için yeterli bir ses hijyeninin sağlanması sesin toparlanmasını ve ses kısıklığının giderilmesini sağlıyor. Onun için yeterli miktarda sıvı alınması, yine dondurmanın kesilmesi oradaki travmayı engellediği için faydalı olabiliyor. Yüksek sesle konuşulmaması, sesin olabildiğince istirahat ettirilmesi. Yani aşındırıyor muyuz biz bu şekilde ses tellerimizi? Şöyle, ses telleri aslında birbirine çarparak ses oluşan iki tane ayrı yapıdır. Ve bunlar içerisinde bir kas yapısı olan mukoza katlantılarıdır. Ve biz konuştuğumuz zaman bunlar sürekli olarak birbirine çarpıyorlar. Biz buradaki çarpmanın
sağlıksız olmasına yol açarsak bir şekilde burada mukoza yapısında bozulmalar oluyor ve bu mukozanın yapısının bozulması da sesimizin kalitesini bozmaya başlıyor. Evet, peki hocam sesimizi mesela ben şimdi sunuculuk yapıyorum ya da işte sahnede ses şarkıcıları, ses sanatçıları nasıl koruyabiliyorlar? Çünkü sürekli bu sesi kullanmak zorundalar. Öğretmenler mesela küçücük bir sınıf toplumunda bağırarak yüksek sesle ders anlatmak zorunda kalıyorlar. Nasıl koruyabiliyorlar bu seslerini? Nasıl korumalılar? Ses profesyonellerinin aslında sesin doğru kullanımı ile ilgili bir eğitim alması gerekiyor. Konservatuvarlarda buna yönelik şan eğitimleri veriliyor bildiğiniz gibi. Şan eğitimi aslında bir nefes eğitimi olarak çoğu zaman geçmesine rağmen sesin eğitimi, sesin terbiyesini sağlıyor. Bu şekilde opera sanatçıları uzun süreler boyunca, uzun yıllar boyunca seslerini çok zorla işler yapmış olmalarına rağmen bunun sağlığını koruyabiliyorlar. Evet. Hocam peki sesimiz kısıldığında kulak burun boğaz doktoruna ne zaman gidilmeli? Ve tanısını nasıl koyuyorsunuz? Aslında her ses kısıklığında biz bir kulak burun boğaz hekimi görmesini istiyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka ileri incelemeler gerektiğini söylüyoruz. Ama daha önceki durumlarda da ses kısıklığını başlatan bir enfeksiyonsa tedavisi çok hızlı bir şekilde yapılır ve ses telinin üstündeki ödem ve bağlı olarak kronik bir travma oluşmasını engelleyip kalıcı ses kısıklıkları oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Bize hasta geldiği zaman öncelikli olarak ayrıntılı bir değerlendirme öncesinde hastayla konuşuyoruz. Şikayetleri ne zaman başladı, nasıl başladı, arada düzelmeler oluyor mu, bunu kötüleştiren ya da iyileştiren bir şey var mı? Bildiği başka bir sağlık problemi var mı? Bunları sorguluyoruz. Mutlaka sigara içimi bunu sorguluyoruz. Onun dışında sesin kullanılmasına yönelik bir mesleği var mı yok mu bunu sorguluyoruz. Daha sonra standart kulak burun boğaz muayenesini yapıp bir enfeksiyonu olup olmadığını değerlendiriyoruz. Sonrasında özel aletlerle ses tellerinin olduğu bölgeye endoskop yardımıyla bakıyoruz. Ve bu şekilde ses tellerini değerlendirebiliyoruz. Bunun yanı sıra özel stroboskop dediğimiz bir cihazımız var. Bununla ses telinin üstündeki mukoza dalga hareketlerini görebiliyoruz. Bu da bizim tanımız için oldukça bize yardımcı olabiliyor. Evet hocam, kalıcı ses kısıklıkları dediniz az önce. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi biz sesimizi zorlamaya devam ettiğimiz durumlarda ses telleri birbirine sürekli çarptığı için oradaki mukozanın yapısı bozuluyor. Gelecekte burada bir nodül oluşumuna yol açabiliyor. Şarkıcı nodülü diye halk arasında da bilinen bir durumdur bu. Onun dışında uzun süre sigara tüketilmesi, reflü yine orada mekanik ve kimyasal travmalar yaratarak ses telinin yapısında farklılaşmalar yaratabiliyor. Bu da ses kısıklığında uzun dönem süren ve mutlaka ileri değerlendirme gereken problemlere yol açıyor. Hocam sigara gerçekten burada çok büyük rol oynuyor mu? Evet. Yani çok dikkat edilmiyor sanki böyle bir şeye. Toplumumuzda ediliyor mu yeteri kadar? Türk toplumunda dünya ortalamasından daha fazla bir sigara tüketimi var. Ve sigara ile ilgili oluşan problemler hep uzun yıllar içerisinde ortaya çıktığı için genellikle göz ardı ediliyor. Ve hep toplumumuzda bununla ilgili hep iyi örnekler anlatılır. İşte 90 yaşında Mahmut amcamız vardı. Her gün 2 paket sigara içerdi. Hiçbir şey olmadı gibi. Evet, ama, çok duyarız bu tarz şeyleri. Ama o kişide bir şey olmamış olması var olan sağlık belirlerini, bilgilerini değiştirmiyor. Sigara özellikle hava yollarındaki tüm kanserlerin en önemli tetikleyicilerinden biri. Bunu biliyoruz. Evet. Hocam peki ses kısıklığının tedavisi ve koruma yolları nelerdir? Ses kısıklığının tedavisinde öncelikli olarak sebebi saptamamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi basit bir enfeksiyona bağlı bir ses kısıklığıysa enfeksiyona yönelik tedavinin verilmesi yeterli oluyor. Onun dışında kısa süreli ani bir sesin kötü kullanımına bağlı, çok fazla bağırmaya bağlı olarak oluşmuş bir durumda sadece sesin dinlendirilmesi ve yeterli sıvı alımı yine bu sorunu çözüyor.
Onun dışında eğer ses kısıklığına yol açan bir reflü durumumuz varsa bununla ilgili reflü tedavisi mutlaka başlıyoruz. Nodüllerde tedavimiz farklılaşıyor. Bazı durumlarda cerrahi ile bu nodülleri temizlememiz, almamız gerekiyor. Ama artık son yıllarda mümkün olduğunca cerrahiden uzaklaşıyoruz. Ses terapileriyle, sesin doğru kullanılmasının öğretilmesiyle nodüllerin gerilemesini sağlayabiliyoruz artık. Nasıl oluyor hocam bu? Yani yeni çıkan bir durum mu bu, yoksa daha önceden vardı da bu yönteme mi başvuruluyordu? Ses terapisi... Yani hiçbir şekilde bir cerrahi müdahale olmadan... Evet, ses terapileriyle bunu yapabiliyoruz. Sonuçta bizim bu hastalıklarla ilgili bilgimiz ve deneyimimiz arttıkça tedavimizde de farklılaşmalar oluyor. Ve biz mümkün olduğunca girişimsel işlemleri en son seçenek olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Ses terapisi yaklaşık 8-10 seans süren, birebir doktor, yani terapist ve hastanın birlikte çalıştığı, sonra hastanın evinde de kendi bu egzersizleri yaptı. Nasıl hocam bu ses terapisi? Yani böyle mesela diksiyon gibi konuşmak nasıl oluyor? Ben bunu merak ettiğim için sormak istiyorum. Evet, ses terapisinin de farklı yöntemleri var. Bazen özel aparatlarla ses kullanımını öğretiyoruz. Böyle yüksek sesle, hani şan derslerinde bağırılır aşağı, yani bu tarz bir şey mi? Benzer bir tedavi uyguluyoruz. Onun dışında eğer bahsettiğimiz ses kısıklığı bir ses teli felcine bağlıysa, bu felce yol açan sebebi araştırıyoruz. Bazen çok büyümüş bir tiroid nodülü ses telini hareket ettiren sinire baskı yapmış oluyor. Böyle bir durumda tiroid hastalığının tedavisi, yani bir guat ameliyatı ses kısıklığının çözülmesini sağlayabiliyor. Onun dışında eğer kötü huylu bir hastalık varsa da bunun tedavisini planlamakta fayda var. Peki Uğur hocam, genetik bir etkisi var mıdır bunun? Hiç böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yani pek çok hastalıkta genetik yatkınlık var. Ancak ses kısıklığında genetik olarak sadece kötü huylu hastalıklarda, kanserlerde bir şey olabilir. Gırtlak kanseri gibi, yatkınlık varsa, gırtlak kanserine bağlı ses kısıklıkları tabii bazı ailelerde yüksek gözüküyor ama eğer bir aile genel olarak sesini çok yüksek kullanan, bağıra çağıra konuşan bir aile ise, çocuklar da burada yetiştiği için aynı şekilde konuşuyorlar ve bu ailelerde ses problemlerini daha sık görüyoruz. Evet. Peki hocam, ses kısıklığını önlemek için neler yapılmalı? Öncelikli olarak sesi doğru kullanmak gerekiyor. Çok bağırarak ya da çok kısık sesle sürekli konuşmak sesi yoruyor. Onun dışında mutlaka yeterli miktarda sıvı almamız gerekiyor. Günlük en az 2-2,5 litre kadar sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak burada bahsettiğimiz sıvıların içerisinde biz içtiğimiz çayları, kahveleri saymıyoruz. Sadece su. Evet. Tadı ve rengi değişmemiş su. Evet. Bunlar yani, etkilidir yani ses kısıklığında. Onun dışında tabii ki enfeksiyonlardan korunma, özellikle kış aylarında çok faydalı bir önleyici yöntem olur. Şimdi bende sinüzit var, o yüzden ben bunu sormak istiyorum. Mesela işte ıslak saçlı özellikle çıktığım zaman sinüzitlerimi çok fazla hissediyorum. Yani baş ağrısı yapıyor. Ve işte boğazlarımda bir şişme. Şişmeyle birlikte de ses kısıklığı hocam. Bu tür vakalarla çok karşılaşıyor musunuz? Evet. Özellikle kış aylarında enfeksiyonlar bu tür ses tellerindeki ödeme şişlikleri yol açıyor. Bu şekilde ses kısıklıklarını çok sık görüyoruz. Özellikle sizin gibi sinüzit hastalarıyla biz çok karşılaşıyoruz ve çoğu zaman aslında sisteminde bir sinüzit çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Hocam peki ses tellerinde en çok hangi rahatsızlıklar görülüyor bunun dışında? Ses tellerinde nodülleri çok sık görmekteyiz. Onun dışında ilginç bir şekilde biz reflüye bağlı olarak ses kısıklıklarını çok görüyoruz. Bize kulak burun boğaz polikinde sesim kısılıyor ya da boğazımda balgam var, onu atamıyorum, sürekli gıcıklanmam var diye gelip midesiyle ilgili hiçbir problemi olmamasına rağmen bizim mide için tedavi başladığımız ve çok fazla fayda gören hastalarımız oluyor. Nasıl hocam, mide derken? Mide asidi yukarıya doğru kaçıyor. Sonuçta asit bir kimyasal yanık oluşturuyor.
midemiz ve yemek borumuz bu asitle yaşamaya alışkın olmasına rağmen gırtlak bölgesi, ses telleri çok narin ve kibar yapılar olduğu için bu asitin yarattığı travmayı tolere edemiyor ve burada bir kimyasal yanığa bağlı olarak sürekli bir ses kısıklığı oluşabiliyor. Evet, peki hocam bu geniz akıntıları neden olur mu? Evet, geniz akıntıları sonuçta bir enfeksiyon. Hem o akıntının yarattığı mekanik tahriş, o tahrişe bağlı oluşan öksürük, öksürüğün yarattığı ses tellerinin birbirine şiddetli şekilde vurmasına bağlı mekanik travma, ses tellerinde şişlikler ve ses kısıklıklarına yol açabiliyor. Hocam bademcik aldırmak falan bunlar hiç etki eder mi seslere, kısıklığına? Bademcikçilerin alınmasının herhangi bir şekilde vücudun başka yerindeki bir enfeksiyona yol açtığı, işte boğazda olmayan enfeksiyonun ses tellerine ya da akciğere indiği yönelik halkımızın arasındaki yanlışını destekleyen bir bilimsel veri yok. Sonuçta bademciklerin alınmasını gerektiren durum tamamen farklı. Orada bir enfeksiyon olabilir ki bu bademcik enfeksiyonları da tekrarlayan ses kısıklıklarına yol açan enfeksiyonların bir hazırlayıcısı olabilir. Onun dışında bademciğimi aldırdığım için sesim kısılıyor gibi bir ilişki söz konusu değil. Evet. Peki Uğur hocam, ses kısıklığı toplumda ne kadar sıklıkla görülür? Bizim toplumumuzda. Yani daha doğrusu şöyle, kişilerin üzerinde durmadıkları bir rahatsızlık. Katılıyor musunuz buna? Şöyle, mesleki hastalık olarak kabul ediliyor genellikle. Öğretmenlerde bunu çok görüyoruz. Hocam işte benim faranjitim var, benim sesim kısılır, bu bizim meslek hastalığımız. Çünkü tüm öğretmenlerde benzer sıkıntıları görüyoruz. İşte dediğim gibi imamlarda bunu çok görüyoruz. Ama son zamanlarda insanlar artık yaşam konforunun da önemli olduğunu, yaşam kalitesinin de önemli bir şey olduğunu farkına vardıkça buna yönelik çözümler aramaya başladılar. Geçtiğimiz yıllarda işte sadece sesim kısık diye bir doktora gitmek, işte ateşi yok, hastalığı, balgamı yok, niye gideceksin sorusuna cevap vermek zor olduğu için çok tercih edilmezken, şimdi artık yaşam kalitesindeki beklentimizin artmasıyla birlikte hastalarımızdan daha yoğun bir şekilde buna yönelik çözüm talebiyle karşılaşıyoruz. Evet. Peki hocam, ses telinde kist oluşumunun doğuştan olabileceği söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Ses telindeki kistler çok nadir görülen hastalıklardır. Çoğunlukla ses teliyle ilgili problemler sonradan bir şekilde sesin kötü kullanımıyla birlikte kazanılmış hastalıklardır. Peki hocam, ses rahatsızlıklarında bu genelde şarkı söyleyen ya da öğretmenlik mesleğinde yani yapanlar gözüküyor diyoruz. Peki başka var mı bunu sayabileceğiniz kişiler? Yani sesiyle... Tamamen yani, sadece ses sanatçıları demek, hani onun dışında var mı başka? Yani sesiyle işini yapanlar, mesela pazarlamacılarda bunları çok görüyoruz. Pazar esnafında bunu çok görüyoruz. İşte az önce söyledim, imamlarda Türkiye'de çok görüyoruz. Çünkü bunu işleri yapabilmek için direkt olarak sesini kullanması gerekiyor. İnsanlar, yani normal mesela ben günlük hayatımda bu işlerin hiçbirisini yapmıyorum. Ve normal sürekli insanlarla konuştuğum zaman da benim sesimin çok kısıldığı zamanlar oluyor. İşte sesinizi kullandığınız zaman, yani çok konuşan herkesin sesini... O zaman biz sesimizi kullanmayı bilmiyoruz hocam. Evet. Böyle bir şey söz konusu. Peki kadınlarda mı daha çok görülüyor hocam? Yoksa erkeklerde mi? Hemen hemen eşit. Ama buna yönelik çözüm talebini kadınlarda daha çok görüyoruz. Çünkü erkeklerin bu konuda çok, ya işte sesim kısık ama idare ederim şeyini daha fazla görmekteyiz. Evet, peki hocam, şöyle bir soru var. Daha çok kadınların işte bu özel dönemlerinde ses kısıklıklarına çok yaşandığı söyleniyor. Bunlar doğru mudur? Yani bunlar neden olur mu? Hormonlarla alakalı. Evet, hormonlar denge sesi çok etkiliyor. Mesela tiroid bezinin az çalıştığı, hipotiroidi dediğimiz durumlarda vücutta su toplanması daha fazla oluyor. Bu da seste kalınlaşma, ses telinde kalınlaşmalara ve sesin kalitesine bozulmalara yol açabiliyor. Yani bizim vücudumuzu hormonal dengesi direkt sesimizi etkileyebilir.
Evet, peki hocam, kişinin sesine iyi bakması için ne yapması gerekiyor? Öncelikli olarak bağırmamak. Çok net bir şekilde söylemem gereken bir şey. Onun dışında yeterli sıvı alımı çok önemli. Aşırı olan her şeyden kaçınmak gerekiyor aslında. Çok sıcak da, çok soğuk da tüketmemek gerekiyor. İşte hep böyle dondurma yeme, buzlu yeme deriz ama aşırı sıcak çorbalar, aşırı sıcak çay, kahve onlar da mı tüketimi çok de. etkilidir hocam? Tabii ki. Sonuçta bunların hepsi tahrip orada bir ediyor bölgeyi. Mekanik travma. Yanık yaratıyor sonuçta. Evet, peki hocam, ses hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Ne gibi sonuçlar doğurur? Ses teli hastalıkların özellikle nodüllerde erken dönemde sadece basit bir terapiyle geriletebileceğimiz bir hastalık ileriki dönemde terapi yanıt vermeyecek bir duruma dönüyor. Mutlaka cerrahisi gerekebiliyor. Onun dışında yine ses telinde bir kanser oluşumu varsa ve bu ses kısıklığı ihmal edilmişse hastalık ilerliyor. Sadece basit ağız içerisinden özel aletlerle sadece hastalıklı bölgeyi çıkararak yapabileceğimiz basit bir kanser tedavisi çok daha ciddi ameliyatlar, ciddi ışın ilaç tedavilerine gerektiren ciddi kanser tedavilerine ilerleyen bir hastalığa yol açabiliyor. Hocam az önce ses teli felci dediniz. Doğru telaffuz Evet. ettim değil mi? Hocam bunun asıl sebebi nedir? Ses tellerimiz mesela, yani çok özür diliyorum. Mesela ben çok yüksek sesle bağırdığım zaman, çok yüksek sesle konuştuğum zaman ses teli felci geçirme riskim nedir mesela? Var mıdır böyle bir durum? Ses teli felci bu şekilde oluşmuyor. Ses telini ses tellerimize hareket ettiren kaslar vardır. Bu kaslara da uyaran sinirler bulunuyor. Bu sinirlerin fonksiyonunda herhangi bir şekilde, herhangi bir nedenden dolayı bir kayıp olursa ses tellerimiz hareket edemiyor ve bu şekilde felç oluşabiliyor. Evet. Bu beyindeki bir kanama, bir tıkanıklıktan dolayı olabileceği gibi ses teline giden sinirin seyri boyunca herhangi bir yerde bir şekilde sıkıştırılması, bir kitlenin baskısına maruz kalmasıyla da ses teli felcini görebilmekteyiz. Hocam az önce nodül dedik ama biraz nodülü açar mısınız? Nedir nodül? Nodül aslında basitçe ses telinin nasırı olarak tabir edebileceğim bir şey. Ses telleri bir çift olarak yerleşir ve aralarından geçen hava akımının yarattığı mukoza dalga hareketleriyle sesimizi oluşturur. Ve bu mukozalar sürekli olarak birbirine temas halindedir. Eğer biz sesimizi doğru kullanmayı bilmiyorsak, ses telinde sadece belli noktalarda aşırı temaslar oluşuyor ve bu noktalarda bir süre sonra mukozada kalınlaşmalar oluyor. Bu seste kalitede bozulmalar yol açıyor. Sonrasında yavaş yavaş seste kısılmalar oluşuyor. Ve bu nodüller bir tarafta oluştuğu zaman karşı tarafa sürekli bir travma yaratarak karşı tarafta da olur. Genellikle çift olarak görmekteyiz. Evet, şimdi hocam gırtlak kanserinden bahsedeceğiz. Ses terapisine ben tekrar değinmek istiyorum. Bu hormonal bozukluklarla ilgili de birkaç sorum olacak fakat dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamın ardından Olay Sağlık programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Olay Sağlık programından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam ses kısıklığından bahsediyorduk ve nodül dedik en son. Virgül koyduk, reklam arasına girdik. Nodülle devam edelim hocam. Kısacası yine bir ekranları başında yeni televizyonu şu an yeni açmış izleyicilerimize de buradan hatırlatma yapalım. Hocam nodül nedir? Kimlerde görülür? Tedavisi nasıldır hocam? Nodül basitçe ses telinin nasırı olarak tanımlayabileceğim bir hastalıktır. Kötü huylu bir hastalık değildir. Böyle hastalarımıza biz poliklinikte nodül dediğimiz zaman hemen önce bir kurşun yemişe dönüyor hastalarımız maalesef. İşte acaba kötü bir şey mi diye. Nodül ses telinin belli noktasındaki kalınlaşmalardır. En önemli sebebi de sesin aşırı derecede zorlanması, sesin kötü kullanılmasıdır. Çoğunlukla çok fazla konuşarak iş yapan kişilerde görürüz. Hep bu durumda şarkıcılar akla gelmesine rağmen mesela öğretmenlerde, imamlarda, pazarcılarda, pazarlamacılarda onun dışında günlük hayatında
çok fazla konuşan kişilerde de bu nodülleri görebilmekteyiz. Evet, hocam bir soru var, sosyal medya sorusu bu. Coşkun Güray soruyor Bursa'dan. Gırtlak kanseri teşhis edilmiş ailesinde, babasında. Ve kulak burun boğaz doktoru hemen ameliyat edilmesini istemiş. Tedavide sesini kaybetme ihtimali de varmış. Bunun başka türlü tedavisi yok mu? Bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün müdür diyor. Şimdi ses teli bölgesinde, gırtlak bölgesindeki hastalıklarda, kötü huylu hastalıklarda en etkili olduğunu bildiğimiz tedaviler cerrahi yöntemler. Ancak hastalığın ve hastanın özelliğine göre bazen ışın ve ilaç tedavileri de olabiliyor. Direkt olarak muayenesini yapmadığım, genel hastalığın yayılımını bilmediğim bir hasta için yönlendirici bir ifade kullanmam doğru olmaz. Ancak eğer böyle bir hastalık tanısı varsa hızlı bir şekilde etkili bir tedavi alması gerekmekte. Hocam peki devam etmek istiyorum ben. Ses terapisi hangi durumlarda etkilidir? Ses terapisi iyi huylu ses hastalıklarında oldukça etkili bir yöntem. Nodüllerin ortadan kaldırılmasında çok fazla faydasını görüyoruz. Onun dışında ses teli felci olan hastalarımızda eğer fonksiyonu kaybetmiş, ses telinin zayıflamış olduğu durumlarda ses terapisiyle bu ses telini tekrar çalıştırma şansımız olabilirse ya da karşı ses telini güçlendirip o ses telinin yapamadığı fonksiyonu ona yükleyebilirsek bu hastalarımız çok fazla fayda görüyor. Evet hocam, ben biraz da gırtlak kanserinden bahsetmenizi isteyeceğim. Nedir hocam bu gırtlak kanseri? Özellikle son zamanlarda bu gırtlak kanseriyle ilgili epey bir haber duyar olduk. Belirtileri nedir? Tedavisi, tanısı nasıl konulur? Bize biraz gırtlak kanserini anlatır mısınız? Gırtlak kanseri nefes yolumuzun, nefes borumuzun girişinde yerleşen ses tellerimizin bulunduğu bölgedeki kötü huylu hastalıklardır. Buradaki hastalıklarda kitlenin yerleştiği yere göre bulgular değişmekte. Direkt olarak ses telinden kaynaklanan bir hastalıkta çok erken dönemde ses kısıklığını görmekteyiz ve hastalarımızı çok hızlı bir şekilde bize getirmekte. Onun dışında nefes darlığı olabiliyor, kan tükürme, kilo kaybı, boyunda şişliklerle karşılaşabiliyoruz. Genellikle bu boyun nefes darlığına yol açmış, boyunda şişliklere yol açmış hastalıklar biraz daha ilerlemiş evrelerde ki kanserlerde gördüğümüz durumlar oluyor. Peki hocam, onun öncesinde nasıl anlayacağız mesela gırtlak kanseri olduğumuzu? Yani nasıl evde, günlük hayatımızda böyle bir teşhisi nasıl kendimiz koyup geleceğiz doktora? Eğer bir kişinin sesinde kısılmalar oluyorsa, nefes alması ile ilgili problemler yaşıyorsa, boyunda bir şişlik ortaya çıkıyorsa, bu tür durumlarda mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanının değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü ses tellerinin bulunduğu bölge dışarıdan görülebilecek bir alan değil. Mutlaka bir endoskopla oranın görülmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Ve şanslıyız ki endoskoplar çoğu zaman bize hastalığı net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Evet hocam, peki bu gırtlak kanserinde ameliyat olunduktan sonra konuşulabiliyor mu rahat? Eskisi gibi olabiliyor mu hasta? Şöyle, yine hastalığın evresine bağlı olarak değişiyor. Bazen ses telinde çok küçük bir kitle oluyor. Bunu ağız içerisinden mikroskop eşliğinde özel aletlerle çıkartıyoruz ve hasta hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam edebiliyor. Ancak çok ileri evrelerdeki hastalıklarda gırtlağın tamamını almamız bile gerekebiliyor. Böyle bir durumda sesin tamamen kaybedilmesi söz konusu oluyor. Evet. Hocam yine bir soru var. Gırtlak kanseriymiş Selma Hanım. Normal şekilde yutkunamıyorum. Bu normal mi diyor? Yani yutkunmakta güçlük çekiyormuş anladığım kadarıyla. Şimdi ses tellerinin hemen arka, gırtlağın arkasında yemek borusunun giriş kısmı vardır. Bizim ses tellerine, gırtlağa yönelik yaptığımız tedavilerden sonra ve bu sırada yemek borusunun girişinde bazen daralmalar olabiliyor. Yine gırtlak bölgesine yerleşmiş kitleler yemek borusuna baskı yapabiliyor. Bu da hastalarımızın iyileşme sürecinde yemeklerini yemelerinde bir zorluk yaratabiliyor. Onun dışında eğer bu baş boyun bölgesinde bir ışın tedavisi uygulanmışsa, ışın tedavisinin yarattığı oradaki mukoza hasarına bağlı olarak
bazen geçici, bazen de daralmalara bağlı olarak kalıcı yutma problemleri görebiliyoruz. Işın tedavisi hocam, riskleri var mıdır? Her tedavinin artıları eksileri var. Ancak böyle bir durumda tüm dünyada kabul edilmiş kılavuzlar vardır. Bunların söylediği tedavi şemalarını uygulamak durumundayız. Hocam şunu da yine bir soru bu. Gırtlak kanserinde iyileşmem mümkün müdür diyor bize Ahmet Bey, Yalova'dan sormuş. Her tür kanser hastalığında tedavi mümkün. Tabii ki erken evrede yakalanmak kaydıyla. Onun dışında gırtlak kanserlerinde biz oldukça iyi sonuçlar alabiliyoruz. Sadece cerrahi uyguladığımız, beraberinde ışın tedavisi, ilaç tedavisi verdiğimiz hastalarımız da oluyor. Ancak genellikle eğer çok ileri evre değilse iyi sonuçlar alınabiliyor. Yani bir soru daha var. Eğer gırtlak kanseriysem sigarayı bırakmalı mıyım? Tabii ki de, değil mi hocam? Olmasak da bırakmalıyız, değil mi? Sigara içen herkesin sigaradan bir şekilde uzaklaşması gerekiyor. Çünkü sigaranın bir kanser yaratmasından sonra onun bırakılması var olan hastalığı geriye çevirmiyor maalesef. Yeni ikinci hastalıklar oluşması için tabii ki bir risk faktörü. O yüzden mutlaka bırakın diyoruz ama sigarayı çok geç olmadan bırakmakta fayda var. Hocam az önce reflü dedik aslında programın başında da, ben biraz daha onu açmanızı isteyeceğim. Bu reflü hastalığının rolü nedir? Ses kısıklığı üzerinde etkisi var mıdır? Yani varsa nelerdir? Şimdi ses tellerimiz aslında ince bir mukoza ile kaplı, çok narin bir yapı. Arasından geçen havanın yarattığı titreşimleri şekillendirip konuşabildiğimiz, şarkı söyleyebildiğimiz, sesimizi oluşturduğumuz yapılarımız. Bunlar çok narin yapılar ve mide asiti oldukça dokulara karşı travma yaratma riski olan bir yapı. Midemiz, yemek borumuz bu asitin yaratacağı tahrişle mücadele edebilecek şekilde kendini donatmış, geliştirmiş yapılar. Ancak ses tellerimizde buna yönelik hiçbir savunma mekanizması yok. O yüzden midede hiçbir problem olmadan, yemek borusunda hiçbir problem olmadan sadece ses tellerindeki tahrişin yarattığı ses kısıklığı, balgam hissiyle reflü tanısı koyduğumuz hastalarımız oluyor. Önceki yıllarda bu konuda biz cidden zorlanıyorduk. Çünkü hastanın midesiyle ilgili hiçbir şikayeti yokken sadece sesim kısık diye geldiği bir doktordan mide ilacıyla ayrılması hem hastanın kafasında hem toplumda bir soru işareti yaratıyordu. Bu kesin enfeksiyondur. Mide ne alaka diye hep bu tepkileri görüyorduk ama son zamanlarda artık hastalarımız direkt olarak acaba bende reflü olabilir mi? Benim sesim sürekli kısılıyor diye geliyor. Evet hocam, peki şimdi yine bunu soran izleyicilerimiz var. Klasik tedavi şekli nasıldır bu gırtlak kanserinde? Gırtlak kanseri tedavisinin asıl şeyi cerrahidir. En etkili tedavi yöntemi cerrahi. Evet. Tüm diğer tedavi yöntemleri cerrahiyle karşılaştırılarak yapılıyor. Buradaki cerrahiyi de biz evreye göre planlıyoruz. Çok erken evre hastalıklarda kapalı yöntemlerle ağız içerisinden özel lazerler, koblatörler, mikroskoplar kullanarak özel aletlerle sadece hastalıklı bölgeyi çıkartıp hiçbir şekilde kesi yapmadan, sesi bozmadan bunu yapabildiğimiz gibi daha ileri evrelerde gırtlağın bir kısmını alıp bir kısmını koruduğumuz ya da gırtlağın maalesef tamamını aldığımız hastalıkları tedavilerimiz oluyor. Bu tedavinin sonrasında da patolojik inceleme ile ek tedavi gerekip gerekmediğine karar veriyoruz. Bazen ışın tedavileri, bazen ışın artı ilaç tedavileri gerekebiliyor. Bazı hastalarımızda da sadece cerrahi yeterli olmuş olur. Bu şekilde takip ediyoruz. Evet hocam, yine bir soru var. Bu guatr'ın etkisi var mıdır diyorlar. Guatr hastalıklarında özellikle çok büyümüş nodüller eğer ses teline baskı yapmış, ses teline giden sinire baskı yapmış olur ise genellikle tek taraflı gördüğümüz ses teli felçlerine yol açıyor. Bu da sesin kısılması şeklinde karşımıza geliyor. Evet. Hocam, İstanbul'dan Emel Çağlar soruyor. 52 yaşında.
Hocam bir yıl boyunca yutma güçlüğü çektim ancak yapılan muayenelerde ses tellerimde bir sorun olmadığı gözlendi. Hatta yutma güçlüğünün bademcikten olduğunu düşünülerek bademcik ameliyatı olmuş ve daha sonra tümörün sağ geniz boşluğunda olduğu ortaya çıkmış. Bu bağlamda erken teşhis için neler yapılabilir? Öneriniz nedir diyor. Şimdi yemek borusu yutma güçlüğü ile ilgili problemlerde biz tüm kulak burun boğaz muayenesini normal şekilde yaptıktan sonra endoskopla burundan başlayarak burun boşluğu, geniz arka duvarı, dil kökü, ses telleri gibi yapıları görebiliyoruz. Ancak yemek borusunun iç kısmında bir problem varsa, bununla ilgili bir şüphemiz olursa da gastroenteroloji bölümüne yönlendiriyoruz. Hocam peki hep böyle derler işte hani ses kısıklığında şu bitki çayı iyi geliyor, papatya çayı yap iyi gelir, melisa çayı yap boğazın iyileşir, içine bal koy daha iyi olur. Bu yöntemler ne kadar etkilidir ses kısıklığında? Ses kısıklığının olan hastalarımızın yapması gereken en önemli şey sıvı alımını arttırmaktır. Onun dışında bitki çayları tabii ki bize faydalı, pek çok vitaminle içerdikleri söyleniyor. Ancak bunların içerisinde bize zarar verebilecek maddeler de olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi çok abartmadan tüketmek gerekiyor. Benim günlük uygulamamda hastalarıma uyguladım. Normalde içmiyorsanız günde 2 bardak, 3 bardak ıhlamur için ama iyileşeceğim de 8-10 bardak bitki çayı içmenin bir anlamı yok. Her şeyin aşırısı zarar. Hocam peki son olarak programı kapatmadan önce hastalarımıza önerileriniz nelerdir bu ses kısıklığı ile ilgili? Ses kısıklığının tedavisine en önemli basamak öncelikli olarak bunun olmasını önlemektir. Bu yüzden sesimizi doğru kullanmalıyız. Çok bağırmamalıyız. Özellikle günlük hayatımızda bolca sıvı tüketmeliyiz. Sıvı tüketmek için de böyle saat başı 1-2 yudum gibi ya da gün içerisinde yayılmış şekilde sıvı tüketimi önerilir. Onun dışında benim aklıma geldikçe 2-3 bardak su içiyorum. Çok fazla faydalı olmuyor. Onun dışında Türk mutfağında çok yoğun kullanılan baharatların tüketiminin birazcık azaltılması gerekiyor. Tuz çünkü tüketimi de etkili diyebilir miyiz hocam? Baharat dediniz ama. Tuz vücuttaki sıvı miktarını arttırarak indirekt olarak etkili olabilir ama daha çok acı özellikle Türk mutfağında çok kullanılıyor. Bunun yarattığı tahriş ses kısıklığını arttırabilir. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle ses ve ses teli hastalıklarını konuştuk. Umarım yeniden bu stüdyoda sizi ağırlama imkanı buluruz. Evet, bugün Olay Sağlık programının burada sonuna geldik. Operatör Doktor Uğur Dokuzlar bugün bizlerle birlikteydi. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık Programı'nı sundu.